Londra'nın bir katrilyonluk tramvayı geçiyor. Alkışlayın ordinese. Tramvayı geçti. Tramvayı geçti. Gel ordinese gel. Gördüğünüz gibi bir katrilyon liraya mal olan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tramvayını Bursa Spor'un efsane amigosu Ardiles 63 Ardiles yaşındaki Ardiles koşarak geçti. Tramvayı geçti. AKP'nin ulaşım anlayışı budur. Değerli basın mensupları, sevgili Bursalılar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Burada biraz da mizansen yaptık aslında ama gerçek şu ki AKP'nin Bursa'daki ulaşım anlayışı Bursa'nın ülkemizin kaynaklarını nasıl peşkeş çektiğinin acı bir tablosunu hep birlikte izledik. Bursa planlarla ulaşıma örülmedi biliyorsunuz. Önceki belediye başkanı rüya gördüm dedi. Gördüğü rüyaya göre bir raylı sistem örmeye çalıştı. Bulunduğumuz bölgede biz birkaç yıl önce de yine Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte yaklaşık 8,5 kilometre bu raylarda henüz döşenmeden buradan yürüdük ve bu yanlışa dikkat çektik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş göreve geldiğinde bu projenin içine sinmediğini biliyoruz. Aslında böyle aklı selim birçok AKP'linin de içine sinmiyor. Ama şu yürekliliği gösteremedi. Çıkıp deseydi ki bakın bunu biz yaptık. Benden önceki AKP'li belediye başkanı buraya parayı gömdü. Ama bu doğru mu yanlış mı bunu gelin birlikte tartışalım. Kentin tüm dinamiklerini çağırabilirdi. Akademik odaları, üniversiteleri, ulaşımla ilgili teknik uzmanlık gerektiren konular, yöre halkını bakın burada esnaf da bununla çok rahatsız. Biz yol boyu yürüdük burada. Yol boyu yürüdük. Esnaf rahatsız. Birçok insan rahatsız bu durumda. 2015 yılının sonunda temel atılırken 800 gün biçildi. Biliyorsunuz AKP hep gün biçer. 800, 400. Şimdi yakında büyük bir tren yapacaklar Acemler'deki köprü için. İşte 210 bin araç geçiyor, köprüyü açıyoruz diyecekler. Oradaki tabelayı utanıp söktüler. 400 gündü şimdi bitim süresi. 4 yıl geçti arkadaşlar. Bakın 400 günlere, 4 yıllere. Şimdi yeni asfaltlıyorlar. 4 yıl rötarlı açacaklar orayı da. Sadece elektromekanik ve raylı sistem için ödemeler 30 milyon ödendi, 150 milyon ödendi. Sonra fiyat farkı için 100 milyon ödendi. Ama bunların ödendiği dönemki kurlara bakıldığında dolar 5.43'müş, 6.5'müş, 13'müş. Yani en son para ödediğimizde 13.42. Bu paralar 10 yıl, 20 yıl vadeli kredi kullanıldı. Bunları biz ödeyeceğiz. Bakın 2041 yılına kadar kredi ödenecek. 2031 yılına kadar kredi ödenecek. Bu kredileri bizim çocuklarımız ödeyecek, torunlarımız ödeyecek. Yapılan şu, hiç kimsenin şu an memnun olmadığı bu sistem için 1 katrilyon lira para harcandı. Ama buna tramvaylar dahil değil. Recep Altepe tramvayların siparişi verdi. 400 günde bitiriyordu ya, 800 günde. Tramvaylar geldi, Kültür Park'ta depoda çürümeye terk edildi. 12 tane tramvay uzun bir süre orada çürümeye terk edildi. Bir, amortisman kaybı. İkincisi, hazır aldığınız tramvayı kullanamıyorsunuz. Ondan sonra ikinci sıkıntı entegrasyon. Bakın T1 var, T2 var, T3 var. Ama vatandaş şuradan binip Heykel'e gidemiyor. İneceksiniz, başka araca bineceksiniz. Yani bu çağda bu mühendislikle bir de öyle bir şey yaptılar ki buradan geçen tramvaylar çift dizinli, T1 tek dizinli. Yani T1'in durağına buradaki tramvay sığmıyor. Oraya gidip durduğunda Allah korusun vatandaş indiğinde trafik riski var, can güvenliği riski var. Yani bu kadar beceriksiz, bu kadar vizyonsuz, bu kadar çapsız bir yönetimi Bursa tarihi görmedi. Türkiye'de de bunun örneği olduğunu sanmıyorum. Raylı sistem, hızlı tren, hepsi hayal. Bakın bir tane kamu yatırımı yok. Şu an başlayan, devam eden, şu bitse de artık rahatlasak dediğiniz bir tane proje var mı? Sayın Ali Nur Aktaş döneminde şöyle geri dönüp baktığınızda ya şunu da Sayın Aktaş yaptı diyebileceğimiz bir tane göze dokunur bir iş var mı? Dişe dokunur bir iş var mı? Yok. Velhasıl Bursa'nın maalesef kayıp dönemi oldu. Bugün burada da acı bir tabloyu sizlerle paylaştık. İşte AKP'nin 1 katrilyon lira inkar edemezler. Bütün hepsi bende kayıtlı. Hangi gün ödeme yapıldı, o günkü dolar kuru ortada. Bunları karşılaştırdığımızda 1 katrilyon 370 milyon da tramvayların parası. 1.7 milyon euro aldı tanesini. 12 tane bunlar da hesapladığınızda
aşağı yukarı 1 katrilyon 370 milyon liraya yapıldı. Açıldığı gün itibariyle zarar ediyor. Ve bu mantıkla da nereye kadar gidecek bilmiyorum ama gittiği kadar zarar edecek. İşte AKP'nin ulaşım anlayışı budur. AKP'nin yönetim anlayışı budur. Ben yaptım, oldu anlayışıdır. Söyleyecek çok şey var. Hava sıcak, sizler çok tutmayayım. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.